dinle evlat. Sana bir çift söyleyecek sözüm var. Beni bilmek ister isen Hakk'a bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş, yüreğimde sızım var. Bu sayfalar tanır beni, ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için büyüdüm. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, üç kıtayı bürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarktan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumların gözyaşlarını şefkat ile silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Hırsıma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır beni, ha bu kalalar tanır. Nal sesini işitenler kıyamet koptu sanır. Evet evlatlar, kampımızın bu dördüncü gününde yine beraberiz. Bugün sizlere yeni bir konudan bahsedeceğim. Bu da iyi arkadaş, iyi komşu. İyi insan sadece komşularına ve diğer insanlara zarar vermeyen değil, onlardan gelecek zararlara ve sıkıntılara da katlanandır. Bir kimse komşusundan ne bekliyorsa komşusuna da aynı şeyi yapmalıdır. İyi komşu, iyi bir arkadaş büyük bir nimettir. Komşuya hürmet, onunla iyi geçinmektir. Onun aç olduğunu bilerek kendisi tok yatmamaktır. Allah-u Teala'nın kendisine ihsan ettiği rızıklardan ona da vermelidir. Onu incitecek söz ve harekette bulunmamalıdır. Dünyada en kıymetli şey Müslüman, salih, Allah-u Teala'nın ve mahlukların haklarını bilen ve gözeten komşu ve iyi bir arkadaştır. Bununla ilgili sizlere yine ecdattan Fatih Sultan Mehmet Han zamanında yaşanmış bir hikayeyi anlatacağım. Hikayemizin konusu ben siftah ettim. Fatih Sultan Mehmet Han'ın sarayı mutfağı ağası bir gün evinin ihtiyaçlarını görmek için pazara çıkmış. Pazardan evinin ihtiyaçlarını alacakmış. Selamünaleyküm efendi. Aleykümselam. Hoş geldin ağa. Nasılsınız? Elhamdülillah. Siz nasılsınız çok efendim? Çok şükür iyiyiz. İşler nasıl? Allah'a şükür iyi. Allah şükrümüzü arttırsın. Amin. Bana bir batman elma, bir batman patates, yarım batman acı böyle efendim. Hemen vereyim abi. Ağam bura 5 akçe tuttu. Geri kalanları da yan komşumuzdan alın. Hem onun malları daha iyidir. Hem de o arkadaşım siftah yapmadı. O da nasip etsin. Eyvallah efendi. Pazar olsun. Sağ olasın. Allah razı olsun. Selamünaleyküm. Aleykümselam ağam. Hoş geldin. Pazar olun efendim. Eyvallah ağam. Beni karşı komşu gönderdi efendim. Senin ayvara daha iyiymiş. Allah razı olsun ağam. Bana yarım dirhem ayva, bir dirhem patates dağıtırız. Sekiz akçe tuttu ağam. Patatesleri de yan komşumdan alırsan daha iyi olur. Hem o da siftah yapmadı. Eyvallah efendim. Pazar olsun, kolay gelsin. Allah razı olsun ağam. Selamünaleyküm efendim.
Aleykümselam ağam, hoş geldin, buyur. Eyvallah, pazar olsun. Sağ olasın ağam. Bana yarım dirhem patates, bir dirhem de acur tartarı. Hemen ağam. Ağam, patatesler 10 akçe tutuyor. Ben bugünkü siftahımı yaptım, çocuklarımın nafakasını çıkardım. Kalan ihtiyaçlarım da diğer pazarcıların rızkı. Eyvallah efendi, pazar olsun. Saray ağası Fatih Sultan Mehmet Han'a başından geçen bu hadiseyi anlattığı zaman Fatih Sultan Mehmet Han milletimde bu ahlak-ı İslamiye oldukça daha nice devletler fethedilir diye buyurmuşlar. Gördünüz mü arkadaşlar? Eğer biz de böyle olursak, kendi komşumuzu, arkadaşımızı görür, gözetirsek daha güzel bir dünya olmaz mı? Herkes mutlu, huzurlu olmaz mı? Evet arkadaşlar, bugünkü konumuzun da sonuna geldik. Haydi şimdi oyuna.